Vahdaniyetin ikinci muktaziyesi. Vahdette vücut derecesinde bir suhulet, bir kolaylık ve şirkte imtina derecesinde bir suubet ve müşkilat bulunmasıdır. Bu hakikat ise İmam Ali radıyallahu anh'ın tabirince Siracın ı Nur'un çok risalelerinde ve bilhassa 20. mektupta tafsilen ve 30. lem'anın 4. nüktesinde icmalen gayet kat'i ve parlak bir surette ispat ve izah edilmiş ve gayet kuvvetli bürhanlar ile gösterilmiştir ki, bütün eşya bir tek zata verirse, bu kainatın icadı ve tedbiri bir ağaç kadar kolay ve bir ağacın halkı ve inşası bir meyve kadar suhuletli ve bir baharın ibdaı ve idaresi, bir çiçek kadar asan ve hadsiz efradı bulunan bir nev'in terbiyesi ve tedbiri bir fert kadar müşkilatsız olur. Eğer şirk yolunda esbab ve tabiata verilse bir ferdin icadı bir nevi belki neviler kadar ve bir çiçeğin hayattar ibdaı ve teçhizi bir bahar belki baharlar kadar ve bir meyvenin inşa ve ihyası bir ağaç, belki yüz ağaç kadar ve bir ağacın icadı ve inşa ve ihya ve idare ve terbiye ve tedbiri kainat kadar belki daha ziyade müşkil olur. Madem Sirac'ın nurda hakikat hal böyle ispat edilmiş ve madem bir müşahede gözümüz önünde görüyoruz ki gayet derecede sanatlı, ve kıymettarlık ile beraber nihayet derecede bir mevzuliyet var. Ve her bir zihayat, fevkalade mucizane ve harika ve çok cihazatları bulunan birer makineyi acibe olmakla beraber, sehaveti mutlaka içinde kibrit çakar gibi bir sürat harika ile gayet derecede kolaylık ve suhuret ve külfetsiz bir surette vücuda geliyorlar. Elbette bir zarure ve bir bedahe gösterir ki, o mebzuliyet ve o suhulet, vahdetten ve bir tek zatın işleri olmasından ileri geliyor. Yoksa değil ucuzluk ve çokluk ve çabukluk ve kolaylık ve kıymettarlık, belki şimdi beş para ile alınan bir meyve, beş yüz lira ile alınmayacaktı. Belki bulunmayacak derecede nadir olacaktı. Şimdi saati kurmak ve elektriğin düğmelerine dokunmakla işleyen, muntazam makineler gibi vücutları, icatları kolay ve asan olan zihayat şeyler, imtina derecesinde suubetli, müşkilatlı olacak. Ve bir günde ve bir saatte ve bir dakikada bütün cihazat ve şerait hayatıyla vücuda gelen bir kısım hayvanlar, bir senede, belki bir asırda, belki hiç gelmeyecekti. Siracın Nur'un yüz yerinde en muannit bir münkiri dahi susturacak bir kat'iyetle ispat edilmiş ki, bütün eşya bir tek zat-ı vahide ehade verirse, bir tek şey gibi kolay ve çabuk ve ucuz olur. Eğer esbaba ve tabiata dahi hisse verirse, bir tek şeyin icadı, bütün eşya kadar çetin ve geç ve ehemmiyetsiz ve pahalı olacak. Bu hakikatin bir hanlarını görmek istersen, 20. ve 33. mektuplara ve 22. ve 32. sözlere ve tabiata dair 23. ve isme azama dair 30. lemalara ve bilhassa 30. lemanın ismi fel ve ismi kayyuma dair 4. ve 6. nüktelerine baksan göreceksin ki, iki kere iki dört eder katiyetinde, bu hakikat ispat edilmiştir. Burada o yüzer birhanlarından bir tanesine işaret edilecek şöyle ki Eşyanın icadı ya Adem'den olur ya terkip suretinde sair anaasırdan ve mevcudattan toplanır. Eğer bir tek zata verilse o vakit herhalde o zatın her şeye muhit bir ilmi ve her şeye müstevli bir kudreti bulunacak. Ve bu surette onun ilminde suretleri ve vücudu ilmileri bulunan eşyaya vücudu harici vermek ve zahir bir ademden çıkarmak ise bir kibrit çakar gibi veya göze görünmeyen bir yazı ile yazılan bir hattı göze göstermek için gösterici bir maddeyi üstüne geçirmek ve sürmek gibi veya fotoğrafın aynesindeki sureti kağıt üstüne nakleden kolay ameliyat gibi gayet kolay bir surette saniyin ilminde planları ve programları ve manevi miktarları bulunan eşyayı emri kün feyekün ile adem zahiriden vücudu hariciye çıkarır. Eğer inşa ve terkip suretinde olsa ve hiçten ademden icat etmeyip belki anasırdan ve etraftan toplamak suretiyle yapsa yine Nasıl ki bir taburun istirahat için her tarafa dağılmış olan efratlarının bir boru sadasıyla toplanmaları ve muntazam bir vaziyete girmeleri ve o sevkiyatı teshil ve o vaziyeti muhafaza hususunda bütün ordu kendi kumandanının kuvveti ve kanunu ve gözü hükmünde olduğu gibi aynen öyle de. Sultan-ı Kainat'ın kumandası altındaki zerreler, onun kaderi ve ilmi düsturlarıyla ve müstevli kudretinin kanunlarıyla ve temas ettikleri sair mevcudat dahi o sultanın kuvveti ve kanunu ve memurları gibi teshilatçı olarak o zerreler sevk olunup gelirler. Bir zih hayatın vücudunu teşkil etmek için ilmi, kaderi birer manevi kalıp hükmünde bir miktar muayyen içine girerler, dururlar. Eğer eşya ayrı ayrı ellere ve esbaba ve tabiat gibi şeylere havale edilse, o halde bütün ehli aklın ittifakıyla hiçbir sebep, hiçbir cihetten, hiçten, ademden icat edemez. Çünkü o sebebin muhit bir ilmi, müstevli bir kudreti olmadığından, o adem ise yalnız zahiri ve harici bir adem olmaz, belki ademi mutlak olur.'' adem Mutlak ise hiçbir cihetle men şeyi vücut olamaz. Öyleyse herhalde terkip edecek. Halbuki inşa ve terkip suretinde bir sineğin, bir çiçeğin cesedini, cismini zeminin yüzünden toplamak ve ince bir elek ile eledikten sonra binler müşkilatla o mahsus zerreler gelebilirler. Hem geldikten sonra dahi o cisimde dağılmadan Muntazam bir vaziyeti muhafaza etmek için manevi ve ilmi kalıpları bulunmadığından maddi ve tabii bir kalıp belki azaları adedince kalıplar lazımdır ta ki o gelen zerreler o cismizi hayatı teşkil etsinler. İşte bütün eşya bir tek zata verilmesi vücub ve lüzum derecesinde bir kolaylık ve müteaddit esbaba verilmesi imtina ve muhal derecesinde müşkilatlar bulunduğu gibi, her şey zat-ı vahide hade ise nihayet derecede ucuzluk içinde, gayet derecede kıymettar ve fevkalade sanatlı ve çok manidar ve gayet kuvvetli olur. Eğer şirk yolunda müteaddit esbaba ve tabiata havale edilse, nihayet derecede pahalılık içinde, gayet derecede ehemmiyetsiz, sanatsız, manasız, kuvvetsiz olur. Çünkü nasıl bir adam askerlik haysiyetiyle bir kumandan azama intisap ve istinat ettiğinden hem bir ordu onun arkasında lüzum olursa tahşit edilebilir bir kuvve-i maneviyeyi hem o kumandanın ve ordunun kuvveti onun ihtiyat kuvveti olmasıyla kuvveti şahsiyesinden binler defa ziyade maddi bir kudreti hem o ehemmiyetli kuvvetinin menabiini ve cephanesini ordu taşıdığı için kendisi taşımaya mecbur olmadığından, tevkalade işleri yapabilecek bir iktidarı kazandığından o tek nefer düşman olan bir müşri esir ve bir şehri tehcir ve bir kaleyi tesir edebilir ve eseri harika ve kıymettar olur. Eğer askerliği terk edip kendi kendine kalsa o harika kuvve-i maneviyeyi ve o fevkalade kudreti ve o mucizekar iktidarı birden kaybederek adi bir başı bozuk gibi kuvvet-i şahsiyesine göre cüz'i, kıymetsiz, ehemmiyetsiz işleri görebilir ve eseri de o nisbette küçülür. Aynen öyle de. Tevhid yolunda her şey Kadir-i Zülcelal'e intisap ve istinat ettiğinden, bir karınca bir firavunu, bir sinek bir nemrudu, bir mikrop bir cebbarı mağlup ettikleri gibi, tırnak gibi bir çekirdek, dağ gibi bir ağacı omuzunda taşıyarak, o ağacın bütün alat ve cihazatının menşei ve mahzeni bir tezgah olmakla beraber, her bir zerre dahi yüz bin sanatlarda ve tarzlarda bulunan cisimleri ve suretleri teşkil etmek hizmetinde bulunmak olan hadsiz vazifeleri o intisap ve istinat ile görebilir. Ve o küçücük memurların ve bu incecik askerlerin mazhar oldukları eserler gayet mükemmel ve sanatlı ve kıymettar olur. Çünkü o eserleri yapan zat Kadir-i Zülcelal'dir. Onların ellerine vermiş onları perde yapmış. Eğer şirk yolunda esbabı havale edilse, karıncanın eseri karınca gibi ehemmiyetsiz ve zerrenin sanatı zerre kadar kıymeti kalmaz. Ve her şey manen sukut ettiği gibi, maddeten dahi o derece sukut edecekti ki, koca dünyayı beş para ile kimse almazdı. Madem hakikat budur, ve madem her şey nihayet derecede hem kıymettar, hem sanatlı, hem manidar, hem kuvvetli görünüyor. Gözümüzde görüyoruz. Elbette tevhid yolundan başka yol yoktur ve olamaz. Eğer olsa bütün mevcudatı değiştirmek ve dünyayı ademe boşaltıp yeniden ehemmiyetsiz muzahrefatla doldurmak lazım gelecek. Ta şirke yol açılabilsin. İşte İmam Ali'nin radıyallahu an tabirince, Sirac'ın nur ve Sirac'ı sürç olan Resail'in nurda, tevhide dair beyan ve izah edilen yüzler bürhanlardan bir tek bürhanın icmalini işittin, ötekileri kıyas edebilirsin. Tevhidin üçüncü muktaziyesi Her şeyde hususan hayat masnulardaki hılkat, fevkalade sanatkarane olmakla beraber, bir çekirdek bir meyvenin ve bir meyve bir ağacın ve bir ağaç bir nevin ve bir nevi bir kainatın bir küçük numunesi, bir misal-i musaggarası, bir muhtasar fihristesi, bir mücmel haritası, bir manevi çekirdeği ve ilmi düsturlar ile ve hikmet mizanlarıyla kainattan süzülmüş, sağalmış, toplanmış birer cami noktası ve mayelik birer katlesi olduğundan, onlardan birisini icat eden zat, herhalde bütün kainatı icat eden aynı zattır. Evet, bir kavun çekirdeğini halk eden zat, bilbedahe kavunu halk edendir. Ondan başkası olamaz ve olması muhal ve imkansızdır. Evet biz bakıyoruz görüyoruz ki kanda her bir zerre o kadar muntazam ve çok vazifeleri görüyor ki yıldızlardan geri kalmıyor ve kanda bulunan her bir küreyvat hamra ve beyza o derece şuurkarane ceset için muhafaza ve iyaşe hususunda öyle işleri görüyor ki en mükemmel erzak memurlarından ve muhafaza askerinden daha mükemmeldir ve cisimdeki hücrelerinin her birisi o derece muntazam muamelata ve varidat ve sarfiyata mazhardır ki, en mükemmel bir cesetten ve bir saraydan daha mükemmel idare edilir. Ve hayvanatın ve nebatatın her bir ferdi, yüzünde öyle bir sikkeyi ve içinde ve sinesinde öyle bir makineyi taşıyor ki, bütün hayvanları ve nebatları icat eden bir zat, ancak o sikkeyi o yüzde ve o makineyi o sine içinde yapabilir. Ve zihayattan her bir nevi o derece zemin yüzünde muntazaman yayılmış ve sair nevilere münasebet tarane karışmış ki, bütün o envağı birden icat, idare, tedbir, terbiye etmeyen ve zemin yüzünü örten ve 400 bin nebati ve hayvani olan atkı ipleriyle dokunan gayet nakışlı ve sanatlı hayatlar bir haliçeyi, nesl ve icat edemeyen, o tek nevi icat ve idare edemez. Daha bunlara başka şeyler kıyas edilse anlaşılır ki, kainat mecmuası, halk ve icat cihetinde tecezzi kabul etmez bir küldür. Ve tedbir ve rububiyet cihetinde inkısamı imkansız bir küllidir. Bu üçüncü muktazi sirac Nur'un çok risalelerinde hususan 32. sözün birinci mevkıfında o kadar kat'i ve parlak izah ve ispat edilmiştir ki, güneşin akisleri gibi her şeyin aynesinde bir bürhan-ı vahdet, temessül ve bir hücceti tevhid inikas ediyor. Biz o izaha iktifaen burada o uzun kıssayı kısa kestik.